Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda beyefendi 30 yaşında baskın el sağ. Öncelikle belirtmek isterim ki iz okuyucu YouTube videolarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız, abone olarak göstermiş olduğunuz katkılar bizim için çok değerli. Analize geçelim. Kendisi makine mühendisliği okuduğunu belirtti ama son 7 aydır kamuda memur olarak görev yapıyor ve hayatında çokça dönem olmuş ki işsiz kaldığı veya iş aramak zorunda kaldığı çokça değişiklik olmuş anladığım kadarıyla. Bu konuları merak ediyor tabii ki ve yurt dışı ile ilgili konuları merak ediyor. Göç olabilir mi? Evlilik konuları tabii ki her zamanki gibi değineceğimiz konular. Kendisi bekar ve evlilik yaşını tahmin ediyor. Ne zaman olabilir uygun yaş aralıkları, ihtimaller veya duygusal yönlerini açığa çıkartacağımız, kendisine de tavsiyeler vereceğimiz bir video olacak. Şimdi öncelikle baktığımızda burada yav işaretini görüyoruz. Net güzel bir yav işaretimiz var ve küçük. Çok büyük değil. Yav işareti küçük olduğuna genelde böyle kişilere erken yaşlarda fırsatlar geçebilir iş hayatıyla ilgili veya evlilikle ilgili. Yani zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle kariyerle ilgili. Yani 20 ve 30 yaş aralıkları çok önemlidir. Ve ayrıca böyle kısa parmaklarda, kare bir elde bu tür bir yav işaretiyle beraber çabuk sonuç alacağı projeler olursa daha iyi olur. Çok uzun vade beklemek bu kişilere uygun değildir. Hemen sonuç almak isterler ve zaten baktığımızda parmaklar da budaksız düz. Yani enerji akışları hızlı, çok şüpheci yaklaşmayan, dediğimiz gibi yine çok çabuk sonuç almak isteyen, çok uzatmayan, olayları da yüzeysel ele alan, gerçekçi bir yapı. Akıl çizgisi de zaten bu yönlerini destekliyor düz olmasıyla. Şimdi burada güneş parmağının daha uzun olduğunu söyledi. Fotoğrafta da öyle görünüyor ama ben yine de soruyorum. Kendisi de onayladı. Güneş parmağı bir tık daha uzun ve sol elde, pasif elde eşit olduğunu belirtti. Sağ ele göre baktığımızda güneş parmağının uzun olması ve hayat çizgisinin de böyle çok geniş açıdan alması, dışarıya doğru açılması kişiyi gerçekten çok fazla riskler alan biri durumuna getiriyor olabilir. Bu iş hayatında aldığı riskler dediğimiz gibi yani olumsuz sonuçlar doğuruyor olabilir, yanlış kararlar aldırıyor olabilir. Zaten aceleci yönleri de var. Yani bunları iyi kontrol etmesi gerekiyor, dengelemesi gerekiyor. Akıl çizgisine baktığımızda o da böyle eli baştan sona giden, dış Mars'a doğru giden bir çizgi ve ilaveten çatal da oluşturmuş burada. Yani ekstra bir zihin gücüne işaret. Tabii ki içine karışan hafif bir stres çizgisi var burada ama burada derin çatallı bir akıl çizgisi var ve tamamıyla dış Mars'a doğru gidiyor. Kendisinin çok gerçekten cesaretle atılgan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iç Mars'tan bir stres çizgisiyle de bağlanıyor biraz buraya. Ve tamamıyla dış Mars'ta yine ana iki akıl çizgisinin uçları ve bu atılgan, dirençli, dayanıklı yönlerini de ortaya koyuyor ve hafif bir kaşık durumu var Merkür parmağının altına doğru. Bu para ile ilgili konular kendisinin çok ilgisini çektiği, parayı seveceğini yani maddi varlıkları elde etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Tabii anladığım kadarıyla tasarruflarla ilgili de sorun yaşıyor kendisi muhtemelen. Çünkü kendisi söylemedi ama eldeki çizgilere baktığımızda mesela özellikle 35-37 yaşlarına kadar şu bölgeye baktığınızda Merkür çizgilerinin parça parça olduğunu görüyoruz. Hatta sol ele geldiğimizde bazı adacıklar var. Görüyorsunuz şöyle benzer yine burada şöyle dönen çizgiler var. İlerleyen dönemde de bir benzer adacık durumu var. Sağ ele geldiğimizde burada da yine bazı üst üste binen çizgiler ve kırılan Merkür çizgileri göze çarpıyor. Hatta şurada küçük bir adacık var yine. Öncesinde de üst üste binen çizgiler. Şimdi bu tabii ki iş hayatıyla ilgili çokça kararsızlıklar görüyorsunuz. Çokça parça çizgiler var. Bu tabii sağlıkla ilgili, mideyle ilgili de hassasiyetlikleri verebilir kendisine her zaman hayatı boyunca. Kendisi iletişimsel sorunlar yaşıyor olabilir mesela. Merkür parmağımız fena değil, güçlü ama bu iletişimle ilgili aquamarin taşı iyi gelebilir kendisine. Tabii ki mental olarak da buna inanması gerekiyor bu taşların, minerallerin kendisine katkı sağlayacağına dair. Aquamarin bileklik, yüzük olabilir, ham haliyle de taşı bulundurabilir. Yani böyle alternatif şeyler deneyebilir. İletişimle ilgili mutlaka iyi gelişimler kaydetmesi gerekiyor. Kendisinin de eksik yönlerini çok merak ettiğini söyledik. Ve bu büyük bir problem olabilir. İletişimle ilgili, bir istikrarlı ile ilgili veya yetenekleriyle ilgili. Bunlarda kararsızlıklar veya hangi yeteneği daha çok ağırlık vermesi. Mesela okuduğu bölümü anladığım kadarıyla şu an yapmıyor. Daha başka işle meşgul. Zaten çok fazla ilgi alanı da var. Böyle çokça Merkür çizgisinin olması. Çokça yetenek ama bir şeye odaklanması gerekiyor. Odaklanma aslında kendisi için kolay olabilir. Çünkü baktığımızda parmak uçlarında döngüler veya spiraller görüyoruz. Ağırlıklı şu fotoğrafta daha iyi görülüyor. Görüyorsunuz şöyle. Yani bu odaklanma, konsantrasyon açısından önemli. Çoğu parmakta bunları gördük. Ve bu açıdan baktığımızda yani bu iletişimle ilgili sorunları aşması gerekiyor. Bunlar nasıl gelişebilir? Başka bir dil öğrenmek veya iletişimle ilgili kişisel gelişimler, hitabetle ilgili daha çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Zaten Jüpiter parmağı da kısa Güneş'e göre yani hitabetle ilgili de eksik durumu olabilir. Yani daha net anlaşılır olması gerekiyor. Bu özel hayatı, iş hayatı için gerçekten çok önemli bir durum. Merkür tepesinde güzel dikey çizgiler var ve yataylar yok. Yani yataylar da olsa mesela
manipülatif birisi değil. Aslında net de daha anlaşılır olmak veya daha ikna edici olması gerekiyor. Aslında özünde çok gayet net birisi. Çünkü elde de çok karışık çizgiler yok öyle. Sade, net vizyonlara sahip olması gereken birisi. Öyle karmaşıklığa sürükleyecek bir durum yok bakıldığında. Ama dediğimiz gibi bu açıdan bu konularda gelişme kaydedilmesi gerekiyor. Önündeki yıllara baktığımızda sanki 35'ten sonra burada bazı çizgiler biraz daha istikrarlı olabilir. Yani fotoğrafta da çıkmamış olabilir bunlar ama sanki ince bazı çizgiler ben orada gördüm. İyileşme süreci olacaktır mutlaka. Merkür çizgisinin özellikle erken dönemlerde bir sinirlilik durumu her zaman ve sağlıkla ilgili endişe durumları yaratabilir. Yani sağlıkla ilgili kendisini her zaman acaba bir şey olur mu diye bazı panik durumlara sürüklüyor olabilir. Sağlıkla ilgili bazı endişelere sürüklüyor olabilir. O yüzden bunları da aşması gerekiyor. Bu sinirlilik durumlarını da iyi kontrol ederse daha iyi olur. Yani kendisini iletişim kurma şekli ve tarzında sürekli bir değişkenlik olursa bu da iyi algılanmaz, iyi bir netlik sağlaması gerekiyor bu konularda. Şimdi kalp çizgisine geldiğimizde burası çok dar mesafede. Merkür parmağına çok yakın. Kendisi gerçekten çok duygusal biri ama baktığımızda düşen dalı burada iç Mars'a doğru düşmüş. Tamamıyla empatiden uzak. Yani karşı tarafı anlamakta zorluk çekiyor veya yani empati kurmakta zorlanıyor. Ayrıca iletişimde de bazı problemler yaşadığı için bu özel hayatında veya sevgisini yansıtmada da problemler olabilir. Çünkü baktığımızda evlilik çizgilerinde dışarıyı taşmadığını görüyoruz. Yani çok kısa çizgiler muhtemelen burada vardır ama şu ışık vuran kısma bakın. Hiç böyle büyük derin bir çizgimiz yok buralarda. Ve buradaki baş parmaktaki evlilik çizgisine geldiğimizde orada da ince bir çizgi var. Çatallı bir çizgi. Yani zayıf. Bu sevgisini ifadede net olmada bu konularda müthiş büyük gelişimler sağlaması gerekiyor. Özel hayatı hatta iş hayatı için de bu önemli. İkili ilişkiler için de önemli. Burada olumlu işaret evlilik hayatı için güzel bir yav işaretin olması bu iyi bir şey. Kalp çizgisinin de sağlığı fena değil. Şöyle çift durumlar var. Bölüm bölüm görüyorsunuz. Hep paralel bir çizgi var. Hiçbir şekilde tek kalmamış kalp çizgisi. Bir paralellik içerisinde çift bir durum var her zaman. Aslında bu kendisinin duyarlı, duygusal derinliklere de sahip olacağını söyleyebiliriz ama tamamıyla alınganlıklarla alakalı olabilir. Çünkü duygusal yönleri var. Romantik yönleri de ağır basabilir ama dediğimiz gibi net anlaşılır olmakta fayda var. Üçüncü bölgenin güçlülüğü her zaman konfor zonunun içinde yani rahat etmek isteyen birisi. O yüzden bu iş hayatında zorluklar olabilir veya özel hayatında da pek çaba göstermiyor olabilir. Bu rahat konforun dışına çıkmasında fayda var. Aslında baktığımızda hayat çizgisi özgürlükçü bir hayat çizgisi. Dışa doğru açılan, maceracı, dışa dönük, konuşkan birisi olduğunu da düşünüyorum ben. Çok öyle çekingen, utangaç birisi de çünkü güçlü bir Merkür parmağımız var ve hayat çizgisi de bu şekilde açılmış. Ama yine özünde baktığımızda buradan kader çizgileri mesela buralardan gelmiyor. Kader çizgilerimiz genelde Venüs'ten gelmiş. Yani bu mesela göçlerle ilgili sorusu var. Tamam öyle istiyor ama bir yandan da kader çizgisinin böyle Venüs'ten gelmesi sanki bulunduğu yerlerde bu fırsatları değerlendirmesine fayda var gibi görülüyor. Ama istek olarak hayat tarzı olarak sanki dışa dönük maceracı yeni şeyleri keşfetme göç ihtimallerini koyuyor. Göç ihtimallerinde de hangi ülke olabilir diye merak ediyor. Tabii ki bu biraz magazinsel yorumlar bunlar ama şöyle iki çizgimiz var burada. Bunlar bu bölgelere baktığımızda Türkiye'den çok uzak değil. Avrupa olabilir veya Türkiye'nin çevresinde bir ihtimal olabilir eğer bir göç olacaksa. Bu ihtimaller var ama kader çizgilerine baktığımızda sanki bulunduğu yerlerde kalırsa daha avantajlı olur gibi. Mesela şu anki işi veyahut da okuduğu okulla ilgili, mezuniyetiyle ilgili fırsatları değerlendirirse yani bulunduğu ülkede de şans olabilir. Tabii ki göç ihtimalleri varsa, iyi bir fırsat varsa o yönde de şans olabilir. Bunu da değerlendirebilir. Şimdi burada çok farklı bir durum var. Elin üçüncü bölgesinin güçlü olması dediğim gibi rahat konfor, yeme içme bu tür şeyler önemli. Ve buradaki diğer durum şöyle düşen bir dal var. Bu da bir akıl çizgisinin dalı sanki Venüs'ten etkilenmiş gibi. Çünkü biraz iç Mars çizgisi gibi durmuyor. İç Mars çizgileri ya şöyle bir anda başlar veya şöyle dönerek gelir. Bu direkt akıl çizgisi gibi bir durumu var bunun. İkinci bir çizgi daha var. Hatta üçüncü diğer çizgiyi de sayarsak. Şuraya geldiğimizde burada da benzer bir durumu görüyoruz. Çok net. Şu da bizim hayat çizgimiz. Şu şekilde olması gerektiği yerde yani. Venüs'ü çevreleyen hayat çizgisidir genelde. Şöyle düşen dal da ikinci bir hayat çizgisi olarak da görev yapıyor ama Venüs'ten etkilenen bir zihin yapısı da var. Bu da nedir? Bu kendisinin bazı sevdiği şeyleri yapmakta çok tutkulu olabileceği, eğer özel hayatında da eğer o kişiye denk gelirse bir şekilde bir şey başlatabilirse ciddi bir ilişki, iyi bir tutkuya, iyi bir romantizme sahip olabileceğini söyleyebiliriz. Hayatın güzellikleri, yaşama sevinci, bu tür konular ağırlıklı basıyor.
olabilir kendisi için. Yani iyi bağlar kurabilir doğru kişiye denk gelirse veya bir şekilde bir ilişki başlarsa. Dediğim gibi ama eksik yanları çok fazla. Eğer bunların avantajlarını görmek istiyorsa biraz daha karşı tarafı anlaması gerekiyor ve inisiyatifi alması gerekiyor ilişkilerde ve iletişimle ilgili büyük çabalar göstermesi gerekiyor. Sadece romantizmle olmaz yani. Sevebilir, bağlanabilir ama dediğim gibi ilişkiyle ilgili konularda önemli eksik durumlar da var. Bunları düzeltmesi de gerekiyor. Bazen de akıl çizgisinin böyle Venüs'e düşmesi aşırı kıskançlıklar olabilir. İkili ilişkilerde bunlara özen göstermesi gerekiyor. Çok kontrolcü olabilir. Dediğim gibi hayatın güzellikleri, cazibesi, yaşama sevinci, keyif yapmak bu kişi için önemli. Bunlar olması gerekiyor. Onun yanında iş hayatı da olması gerekiyor. Yani bunların hepsi beraber olursa mutlu olabilir kendisi. Şimdi akıl çizgilerinin burada çokluğu gerçekten müthiş bir çeşitlilik zaten. Yani iyi bir hafıza zaten kendisi üniversite mezunu ve bakıldığında aslında şöyle çıkan çizgiler de bu mezuniyetiyle ilgili durumlar ve hedef ve atanma çizgileri ki bir atanma gerçekleşmiş kendisi için. Güneş çizgileri de bunu destekliyor. Ne kadar pek iç Mars ve dış Mars'tan gelmese de güneş çizgilerinin varlığı bu atanma çizgileriyle böyle bir şansı değerlendirmiş. Tahmin ediyorum ki tekrar bir değişiklik istiyor hayatında. İşte bu değişiklikler sık sık herhalde yapıyor kendisi. Mesela şu an memur olmak iyi bir hedeftir muhtemelen. Oradan da geçip başka şeylerle ilgilenmek, göç veya başka yatkınlıkları var mı, başka neler yapabilir o konuları da merak ediyor. Tabii burada çokça akıl çizgisinin olması, çok yönlü olması bazı fikir çatışmaları da yaşıyor kendince ve bazı kararsızlıklar da yaşıyor ve birçok şeyi de yapmak isteği gayet normal bununla bağlantılı olarak. Ama burada en önemli şey çok kararlı, atılgan, cesaretli, girişken yönleri de var. Çünkü iç Mars'tan beslenen, dış Mars'a doğru giden burada güçlü akıl çizgilerinin uçları var ve diğer çizgimiz de burada Venüs'te. Sol elde de güçlü bir altyapı var, sağlam bir akıl çizgisi var yine burada. Bakıldığında orta falancılar da iyi, iyi bir ezber gücü, iyi bir hafızaya da sahiptir. Ve üçüncü falancı da güçlü, dolgun aslında birikimlerle ilgili şanslı olabilir. Bir kısmıyla şanslı, bir kısmıyla şanssız. Çünkü Merkür'de burada gaplar var. Üçgen yani fena değil aslında bu çizgiler bir şekilde burayı kapatıyor olabilir. Yani bir şekilde burada çizgiler kapatıyor ama yine de biraz daha özen göstermesinde fayda var. Yine bu bazı taşlardan, minerallerden faydalanabilir veya profesyonel destekler alabilir her zaman yatırımlarla ilgili. Yani fena değil. Üçgenler açısından burada çok kötü değil. Piritsçin taşı varsa bunları değerlendirebilir, bunları edinebilir. Şimdi burada şu çizgileri de merak etmişsinizdir. Bu da duygusal bazı kırılmalar, bazı kötü alışkanlıklara yatkınlık olabilir, bağımlılıkları olabilir. Buna dikkat edecek. Yine duygusal kırılmalar, etkilenmeler oluyordur sık sık. Yani psikolojisine de özen göstermesi lazım. Yani çok öyle depresif, kendisini suçlayan birisi değil ama bazı yatkınlıkları var. Buna da dikkat etmekte fayda var. Aslında şu küpe işaretlerini gördüğümüzde kendisinin disiplinli, çalışkan, tertipli yönlerin de vardır ki sade bir el karmaşıklık yaşamaması gerekiyor. Özellikle çok büyük derin duygusal karmaşıklıklar yaşamaması, vizyonların net olması gerekiyor. Gerçekçi yönleri de zaten kendisinin çok güçlü. Akıl çizgenin büyük bir bölümü burada dış Mars'ta. Baktığımızda kare, kısa parmaklar, çok karmaşık çizgi yok ve sert dokulu bir ele de benziyor. Dayanıklı yönleri de var. Zaten kalp çizgisindeki bu paralel çizgilerde duygusal zorluklara ve engellere karşı da dayanıklı birisi. Yani çok büyük derin depresif yönlerin olacağını düşünmüyorum. Yani güçlü yönleri sayılabilir. Şimdi evlilik yaşı tahminine geldiğimizde şurada önündeki yıllarda yaklaşık diyebilirim ki 33-35'lerden itibaren başlayan burada bir olay var görüyorsunuz. Öncesinde çok sade ve şu döneme gelindiğinde birden çok çizgi var yukarıya doğru yönelen. Yani bunlar 33'ten itibaren başlayabilir. Sol ele geldiğimizde daha erken de bir dönem var şöyle. Güneş parmağına doğru giden bu belki atanmayla ilgili, memuriyetle ilgili dönem yaşanmıştır. Bir yıl önceki dönemlere işaret edebilir. Yine burada benzer 35-40 aralığı bir çizgi var. Yani şuralar 30 yaş dersek, şuralarda en fazla 35-36 yaşları. Ve buraya geldiğimizde yine o dönem aralığında 34-33'lerden başlayan, 40'lara kadar devam eden ve sonrasına da devam eden. Yani büyük kazançlar olabilir. Kader çizgileri oradan başlıyor zaten. Ve şöyle 38'de kırılarak tekrar devam ediyor. Bir değişim yine burada. Ondan sonra burada bazı çizgiler, güneş çizgileri yine buralardan geliyor. Güneş çizgilerinin başlangıcı. O çok iyi. Hatta güneş çizgisi erken dönemden itibaren yanında aslında. Yani erken yaşlardan itibaren bir şans var. Bazı yetenekler vardır kendine has. Yine güneş çizgisi olması her zaman bir şans. Yaptığı işlerden takdir görme, yani beğenilmesi, aranan kişi olması, öne çıkması zaten güneş parmağı da uzun kendisinin. İşini de severek yapması gerekiyor aslında. Herhalde tercihlerde bir durum var ve oradan oraya geçme, birden çokla şeyle ilgilenmede bazı zaman kayıpları yaşıyor olabilir. Her zaman odaklanması gerekiyor artık. Bir şeyleri tercih etmesi gerekiyor.
O yüzden hani güneş çizgide destekliyor mesleğini severek yapma veya aileyle ilgili bazı şans da var. Yani bazı öğretiler aile şirketi varsa bunları değerlendirebilir. Yine Venüs'ten gelmesi böyle güneş çizgisinin yine hayatın güzellikleriyle alakalı bazı sanatsal yetenek veya ilgi alaka olabilir. Burada Ring of Solomon'ları da görürüz net. Onlar da zaten dümdüz gidiyor. Yani çok pratik bilgelik. İyi bir öğrencidir zaten. Bildiklerini kolay öğretmekte zorlanılabilir yalnız ama kolay öğrenen birisi olduğunu düşünüyorum ben. Yine hisler, öngörüler iyidir bu çizgilerle bağlantılı olarak. Yeni şeyler yapmak isteyen birisi, hep yeni atılımlar, yeni şeyleri keşfetme, bunları deneme. Zaten hayat çizgisine böyle özgürce ilerlemesi dışa doğru. Bununla beraber, Ring of Solomon'la beraber, yani bu özgürlükçü, maceracı, yeni şeyleri keşfetme, öğrenme isteği, meraklılık üst seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Şöyle bilekten gelen bir çizgi var. Bu da aslında biraz Merkür çizgilerinin hattını oluşturuyor. Bu da 67-68'lerden itibaren devreye giriyor. O dönemlerde sağlık etkili olabilir hayatında. Önemli bir yeri kapsayabilir. Ki baktığımızda kader çizgileri de o dönemlerde zaten baktığımızda seyrek bir durum var. Yani fizik engeller, sağlıkla ilgili koşullar elverişli olmayabilir çalışma hayatı için. Yani 67'lerde, 70'lerde tamamıyla artık daha rahat etmesinde fayda var. İş hayatından uzaklaşmakta fayda var. Tabii ki yine egzersiz, spor o dönemlerde önemli olacaktır ama bakıldığında sanki bir değişim var burada. Tabii kötü değil. Bunlar birçok kişide var. Zaten doğal o yaşlarda da öyle olması. Bilek çizgilerine geldiğimizde birinci çizgi çok güzel, sağlıklı ve ikinci çizgi de çok iyi. Aslında bu mental olarak, fizik olarak iyi, stabil bir durum. Canlılık açısından, dayanıklılık açısından da önemli. Sol elde de benzer. İki derin çizgimiz var. Yani bu olumsuzluklardan da koruma, kazalardan koruma iyi bir şans aynı zamanda bilek çizginin güçlü olması. İyi, stabil bir durum var. Yaşlılık döneminde de destekler kendisini bu üç çizginin güçlü olması. Yani çok kritik değil ama hassasiyetlikler olacaktır. Özellikle kötü alışkanlıklara dikkat ederse, uzak durursa daha faydalı olabilir. Veya beslenme, düzenli beslenme, sağlıklı beslenmeye özen gösterirse oradan da katkı sağlar. Tabii ki spor yapmak, egzersizler veya meditasyonlara da katkı sağlar. Özellikle yine 35'ten sonra istikrardan bahsettik ya, burada kader ve güneş çizgileri de bir istikrar başlıyor o dönemlerden itibaren. Yani yaptığı işin daha da takdir görmesi süreçleri şu dönemlerden itibaren, yine 35'lerden itibaren başlıyor. Ve 37-38 yine burada başlayan bir kader çizgimiz var tekrar. Şuradaki yavaş yavaş buralarda bitiyor. Bir diğeri buralarda bitiyor. Hani bundan direkt akıl çizgisinde durmaması çok daha iyi. Böyle buralarda bitmesi. Bunlar bazı şeylerin sonlanması. Buralarda da zaten bunların karşılığını alıyor. Bir emeğin karşılığını alınıyor burada. Bunlar dediğimiz gibi o dönemlerde evlilikler olabilir, çocuk olabilir. Kendi işini kurabilir, öyle bir niyeti varsa kazançlar olabilir. Yani bir şekilde hasat dönemi kendisi için. 33-35'ten itibaren bunlar başlıyor. Evlilik de olabilir o dönemlerde. Çünkü güneş çizgisi de o dönemlere denk geliyor yani. Tam kesiştiği noktalar önemli yıllar evlilikle ilgili yine. Ve eğer memuriyete kalırsa terfi söz konusu olabilir. Bu dönemlerde yine yükselişler olabilir. Önemli yıllar kendisi için çok uzak değil yani, en fazla 3 yıl sonra bazı ilk belirtiler, değişimler olacaktır. Bunlardan biri dediğimiz gibi evlilik olabilir, sonrasında çocukları olabilir veya bu dönemlerde yine yurt dışı ile göç bağlantılı durumlar da olabilir eğer öyle bir girişimde bulunursa. Bu dönemlerde önemli yine. Stres çizgine baktığımızda var ama buradaki güçlü çizgiler sayesinde pek buraya taşmamış. Tabii ki hayatında stresler olacak ama dediğimiz gibi yani dış etkenler pek kimse kendisini üzemiyor. Sanki çok rahat biri gibi geliyor bana. Zaten rahatlığından bahsettik. Öyle kolaylıkla kimse kendisinin canını sıkamaz yani. O yüzden bir avantajlı durum var. Özellikle yaş ilerledikçe bunlar çok daha az burada. Yatay çizgiler neredeyse yani çok berrak. Genelde burayı böyle görmek zor. Yani ufak tefek dönemler var ama çok iyi çizgiler sağlıklı ilerliyor. Yani en tecrübeli olduğu yaşlarda yani çok sağlıklı, çok güzel çizgiler ilerliyor. Şimdi burada aile zincirine baktığımızda aile zincirinden gelen bazı çizgiler var. Onlar da pek dışarıya taşmamış. Yani olumlu olumsuz bir etkisi yok ailesinin. Ne artı ne eksi yani normal seviyede. Tabii ki bazı fikir ayrılıkları, bazı durumlar vardır ama güçlü bir zincir var burada yine. Şurada çokça seyahat çizgisi var görüyorsunuz. Yani seyahat etmeyi gerçekten seven birisi zaten hayat çizgisini böyle özgürce ilerlemesi, dışa doğru açılması bunu arttırıyor. Yine göçlerle ilgili bir bağlantı da kurulabilir burada. Burada parmak uçlarında çok köşeli kare oluşunu görüyoruz. Yani dayanıklı güçlü bir fizik. Yani fizik gücüne dayalı işlerde yine iyidir. Meslek seçimlerinde yine dediğimiz gibi yani çok yönlü. Mesela rahatlık, konforla ilgili meslek dalları olabilir. Yani turizm, gıda ile ilgili olabilir. Veya bu tür alanlarda yatkınlığı var. Seyahat gerektiren işler olursa yine kendisinin dikkatini çekebilir. Veya ithalat ihracat olabilir. Uzaklarla temas
oturuşlar veya her gün bir gün önceki güne göre farklı olan iş hayatı kendisinin ilgisini çeker. Çok fazla tekrara düşmesi sıkıcı olabilir kendisi için. Çünkü dediğimiz gibi yenilikçi bir hayat çizgisi dışarı açılan ve Ring of Solomon'ların olması. Bunlar da yeni şeyleri keşfetme, onları da deneme, onları hayatına, iş hayatına adapte etme isteği olacaktır. O yüzden bu tür iş alanları yine uygun. Psikolojiye meraklı olabilir ama dediğim gibi kendisi mühendis ama baktığımızda yani böyle çok fazla insanlarla ilgili işlerde yine dikkat etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi bu benzer konfor veya rahatlık oluşturacak, alan açacak işlerde bu gıda ağırlama olabilir, dediğim gibi turizm olabilir. O tür işlerde de yatkınlık ve ilgi alanı olabilir. Yani zevk alarak yapacağı işlerdir bunlar. Eldeki tepelere baktığımızda dolgunluk olarak iyi aslında. Çalışkan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok öyle aşırı da çok rahat davranan birisi olduğunu düşünmüyorum. Eldeki tepeler dolgun nitelikler gerektiği kadar var. Yani çalışkan bir el olarak da görebiliriz. Ne kadar rahat konfor yeme içmeyi seven biri olsa da yine de çalışma hayatına da iyi performans vereceğini düşünebiliriz zaten güçlü fiziğiyle beraber. Sol elle karşılaştırdığımızda sol elde de yine güzel bir kader çizgimiz var, devreye giriyor. Yine 35'lerden itibaren, 33'lerden itibaren başlayan ve güneş çizgilerimiz de yine güneş çizgileri sağ elde daha iyi. Yetenekler gelişmiş. Hatta Merkür çizgileri de bir tık burada daha iyi gibi. Çünkü burada daha çok alıcıklar var. Yani oyunda da iyi gelişimler var ve akıl çizgisi burada daha çok yönlü. Potansiyellerinin üstüne çıkmış birisi. Dediğim gibi bu duygusal olaylar, karmaşıklıklara dikkat etmesi gerekiyor. İletişimle ilgili çok büyük ilerlemeler kaydetmesinde fayda var. Birden çok dil öğrenme olabilir veya farklı yöntemler, iletişimle ilgili büyük çabalar gerekiyor daha başarılı olmak için. Zaten her işin temelinde iletişim var. İletişimi hallederseniz birçok işte başarılı olursunuz. Ve bakıldığında çok fazla hayal gücüne dayalı işler kendisine uygun değil. Çünkü ne kader çizgimiz buradan geliyor ne de akıl çizgileri buraya düşüyor. Bakıldığında çok gerçekçi, pratik, hemen sonuç alacağı işler bunlar. Çok fazla bekleyen, sabır gösterecek birisi değil. İyi bir analitik anlayışa sahiptir. Baktığında bir hatayı da görebilir kolaylıkla. Hata bulucu, kalite kontrolcü yönleri de vardır. Ama para mutlaka olması gerekiyor. Yani para kazanması gerekiyor. Para önemli çünkü direkt Merkür'e doğru böyle, hatta şu bile şöyle kaşık yapmış. Her şeyi paraya döken, bu bazen ikili ilişkilerde de dikkat etmesi gerekiyor. Yani çok fazla para konuşmamakta fayda var ama kendisinin isteği bu yönde. Yani çok para kazanmak isteyen birisi. Şurada da güzel bir balık işareti var, çok güzel. Sol elde. Bu sağ elde çizgiler olarak görünüyor. Bu yönden de yani şanslı birisi. Mutlaka yetenek kabiliyetleri vardır. Yani fark edilme, öne çıkma, mülakat geçme konusunda gayet şanslıdır ki memur olması da buna işaret. Solel çok daha sade, yani iç dünyasında çok daha sade birisi ama dışarıya yansıttığı mesaj biraz daha karmaşık olabilir. Özellikle akıl çizgisiyle ama iç dünyada çok daha sade ve net. Aslında ne istediğini biraz da biliyor ama sahaya indiği zaman insanlarla iletişimde işler biraz karışıyor olabilir. Burada da net bir göç işareti, seyahat işaretimiz var. Yine evlilik çizgimiz fena değil. Yav işareti de burada biraz kırılma gibi görülüyor ama bunlar değişebilir. Sağ eldeki çok daha net. Önemli olan aktif eldekinin düzgün olması. Ne kadar kendisinden hani empatiden uzak olduğunu söylesek de sempatik yönleri de var ve güçlü Venüs, yüksek Venüs buradaki fileli durumlarla. Sempatik, sıcakkanlı ama dediğim gibi karşı tarafı biraz daha anlamaya çalışması gerekiyor. Çizginin buraya gitmesi gerekiyor yani. Hafif burada oluşumlar var, duygu çizgileri. Zaten hassas yönlerinin olduğunu söyledik. Buradaki çizgiler daha da güçlü. Hatta bu sayede biraz daha zayıf. Hatta burada biraz daha iyi mesela sol elde. Yani gelişmeye açık bir durum var burada. Buradaki durum daha iyi buraya bakıldığında. Direkt sinirsel, duygusal gerginlikten beslenen bir kalp aşağı düşüyor. Mutlaka dallardan biri buraya gelmesi gerekiyor. Veya iki parmağın ortası da olabilir. Yani bu yönde gelişimler şart. Manevi açıdan veya iletişimle ilgili konulara biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Mesela çok network gerektiren işlerde kesinlikle bulunmaması gerekiyor. Yani ne kadar çok çevre o kadar işte sorun olabilir. Çünkü bir Vişnü çatalımız yok. Ay tepesinden gelen bir kader çizgimiz yok. Tamamıyla aslında bulunduğu çevre, aile, akraba bu tür alanlarda başarı görebilir. Yani kendisini gerçekten tanıyan kişilerden fayda görebilir. Veya aileden gelebilecek bir miras durumu varsa bunları iyi değerlendirebilir. Veya bir aile şirketi varsa hemen onu devralıp o işi ilerletebilir. Çok fazla network, çevre gerektiren işlerde zorlanabilir. Tabii ki seyahat gerektiren, uzaklarla temas ilgisini çekiyor ama dediğim gibi kendisi için en uygun sabit maaşlı bir işte yükselme veya şu anki memuriyette yükselme gibi veya maaşlı bir şeye başlama gibi durumlarda daha uygun olabilir. Çünkü kendi işini kursa diyelim böyle bir durumda yani çevre ve iletişim çok önemli.
Oralarda sıkıntı yaşayabilir. Kendisi için en uygun sabit maaş, o alanda yükselme, orada terfi almak ki terfi almayla ilgili güneş sigarının güçlü olması, yani yaptığı işi de takdir görebilir. Bu alanda ilerlerse daha sağlıklı olur, daha emin adımlarla ilerler bence. Evet, bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.